Hepinize günaydın ve merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugüne, cumartesi bugün günlerden, son anda bir vlog başlatmaya karar verdim. Aslında dolu dolu, yani yaşayacağım, yapacağım bir şey yok bugün. Birazdan İnci iğneye götüreceğiz, son antibiyotiğimiz var. 3 tane antibiyotik iğne oldu İnci. Şimdi antibiyotikler de bittikten sonra da şurup olarak devam edeceğiz. Çünkü ciddi anlamda enfeksiyon seviyemiz hala çok yüksek. Bildiğiniz üzere Instagram'dan zaten takip edenler de durumu biliyorlar. Onu götüreceğim. Şimdi hemen uyuyor İnci. O arada yani duşa girdim, bir kahve içeceğim. Eşim içeride eğitimde. O bugün evden çalışıyor. Sonrasında bir arkadaşım var benim lise dönemlerinden. O doğum yaptı. Geçen akşam ona gittik eşimle. Eşi de evdeydi. Ama bugün ben İnci'yle de gitmeyi düşünüyorum. O da çok bunalıyormuş evde. Bebekli. Yani çok iyi anlıyorum çünkü evden çıkamıyor şu anda. Bir ona gidecek gibiyim. Yarın babalar günü. Dün babama hediye aldık. Daha doğrusu annemle ortak bir hediye aldık biz. Yani en az almışken daha böyle birazcık da ihtiyacı olan bir şey alalım dedik. Yani almış onun için almayayım hediyeyi diye düşündüm. O yüzden annemle böyle bir ortak hediye aldık dün. Akşam üzeri o yüzden yarın pazar yasaklar olduğu için gidemeyeceğimizden dolayı akşam üzeri Buraklarla beraber annemlere geçecek gibiyiz. Şimdi eğitim bittikten sonra. O arada o boşlukta ne yaparım bilmiyorum. Öyle yani akışı birlikte göreceğiz anlayacağınız. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Abone olmayı, zil butonuna basmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayalım. Bu arada Instagram ismim artık Ecem İnci Bozalan. Oradan da günlük olarak takip edebilirsiniz etmek isteyenler. Şimdi hepinize ve şunu söylemeyi unuttum sizlere. Biz dün değil, ondan önceki gün yani Perşembe günü aşı olduk eşimle. Covid aşısı. Böyle dün biraz kolum ağrıyordu. Ama bugün hiçbir şeyim yok, kalmamış yani ağrı. Hatta tetanoz, yani hamile kan olduğum tetanoz aşısı daha fazla ağrı yapmıştı bence. Bu o kadar bir yan etki ya da ağrı bir durumu olmadı. Rahat geçti o yüzden. Öyle aşılarımız da oldu ilk dozumuzu. İkinci dozumuzda 31 Temmuz'u aldık. O güne veriyorlardı aşımızı da. Yani bakalım hayırlısı aslında, şifa olsun diyelim. Umarım ki etkisi olacaktır. Yani en azından korusun. Şu maskelerden bir an önce kurtulabilelim artık. Çok sıkıldım. Hepimiz sıkıldık zaten. Yani en azından açık havada mask olayını kaldırırlarsa mükemmel olacak yaz bitmeden önce. Yani bunu muhtemelen kapalı yerlerde bir süre daha devam eder diye düşünüyorum maske durumu. Yani işin açıkçası ben de mesela tedirgin olup kapalı ve kalabalık bir ortamdaysam maske takmayı tercih edebilirim hala. Yani ama açık hava artık böyle kaldırılsın çok istiyorum. Bu arada normalde biz dün işte Çanakkale'ye gidecektik kayınvalidemlere. Eğitimler de orada zaten benim. Onlarla kalacaktık hatta. Ama işte İnci'nin hem bu hastalık durumu, yani ne olacağı belli değildi ve iyi ki de gitmemiş çünkü iğnemiz vardı, antibiyotik. Yani orada getir götür zor olacaktı. Ya da bir halsiz deseydi orada yani hiç keyif tat almayacaktık durumdan. Ve bir de bu hafta hava hep yağmurlu. Balıkesir'de mesela sürekli yağmurluydu, dün falan çok yağdı. Ki serinlik de vardı mesela buralarda dedim, böylese Çanakkale çok daha rüzgarlıdır çünkü orayı bilenler bilir, rüzgarıyla meşhur Çanakkale zaten. O yüzden bu haftayı erteledik. Haftaya muhtemelen cuma günü eşim izin alacak, perşembeden gideceğiz. Cuma cumartesi yani en azından dolu dolu geçirmiş olacağız. Pazar günü de valilik izin alabilirsek eğer valilikten izin alıp döneceğiz, öyle planladık. Bakın nasıl olacak izin durumumuz. Ona göre plan yaptık yani. Anlayacağınız haftaya kaldı. İyi de oldu yani, en azından havalar ısınmış olacak İnci'ne. Yağmur yok haftaya da çünkü. Bir de bu hastalık durumumuz daha iyi olmuş olacak İnci'ne. Öyle yani, bu hafta gidemedik kaldık. Şimdi ben bir kahve yaptım çok hızlıca. Saat 1.30. İnci uyuyor. Ne zaman uyanır bilmiyorum. Şimdi uyuyacağız sonra gideceğiz ya hastaneye. Ama mecburen uyandıracağım çünkü antibiyotik olduğu için saatli olması gerekiyor. Kaçırmamamız lazım. Öyle, şimdi ben bir kahvemi içip keyif yapayım. Daha sonrasında tekrardan görüşürüz. Aşı videomu da bundan sonraki kısımda size koyacağım. Fotoğrafını da koyacağım. Ve şimdi bizlere de aşı çıktığı için bugün aşı olmaya geldik. Eşimle ikimiz. Bakalım nasıl olacak. Hayır. İlk aşı mı? Evet.
Videolarımda çok eskiden bir zaman fark etmişlerdir. Yarım koyuyorum ben kahveyi sürekli. Onun da sebebi üzerine kahvenin soğuk ekliyorum. Sıcak ben hiçbir türlü bir şey içemiyorum. Çay, kahve. Yani böyle üzerine soğuk ekliyorum. Ve bir de şunu fark ettim. Mesela benim rahmetli dedem de bunu yapardı. Kahvenin üzerine böyle bir yudum su koyunca o mide yanmasını, yani kahvenin mideyi yakma etkisini daha azaltıyor. Ve bence bana da öyle gibi geliyor. Benim küçük midem de çok sorunlu. Kahvemi aldım, balkona geçiyorum. Çünkü benim midem de çok sorunlu bir mide. Sürekli yanar midem. O yüzden bence böyle bir taktik yöntem işe yarıyor gibime geliyor. Bilmiyorum. Şimdi ben kahvemi içeyim artık. Sonra hazırlanacağım. Yavaştan saçlarımı falan kurutayım. İnci uyandıktan sonra da. Ve şimdi artık evden çıkabildik. İnci birazcık geç uyandı. 2'yi biraz geçiyordu. Tam hazırlandık. Artık çıkacağız. İnci her yeri batırdı. Bayağıdan beri böyle kabızlık problemimiz vardı zaten. Sabah bir şurup verdim. Doktorum verdiği bir şurup da işte çok kabız olduğunda aç karnına bunu versin dedi. O da etkisini güzel gösterdi. Böyle bütün gittiklerimiz battı. Şimdi artık gidiyoruz. Sonra buradan tekrar eşimi eve bırakacağım. Ben çarşıya gideceğim. Annemle anneannem çarşıdaymış. Onların yanına geçeceğiz. Böyle bugün biraz aktivite yapmak. Bugün de yeni aldığım elbiseyi giydim. Linklerini, trend alışverişimin linkini de aşağı açıklama kısmına bırakacağım. İnci sen ne yiyorsun? Her yeri susama olmuş. Simit mi yiyorsun? Ben beri ilk defa çarşıya çıkıyorum Balıkesir'de. Hep normalde AVM'ye falan gidiyorduk biz. Daha işte iyi oluyor, rahat oluyor dedik. Yani çarşı gerçekten çok zor bebekli insanda. Böyle bebek arabası çok zor hareket ediliyor. İlk defa çarşı görüyor yani şu anda en çıkış 10 aylık hayatında. Şimdi artık yemeğe geçiyoruz. Annemlerle beraber babalar günü yemeğini dışarıda yemeye karar verdik. Böyle bizim Asova diye bir park var. Onun orada bir yemek yeme yeri var. Oraya gidiyoruz. Şimdi biz İnci ile arabada annemleri bekliyoruz. İnci arkada asla durmuyor. Annemler pazardan kış hazırlık için bezelye alacaklarmış. O yüzden şimdi böyle işte hemen pazarın başında böyle çok şey bir yerde durduk. Onları bekliyoruz. Bakalım onlar gelsin. Annemle anneannem bendeler. Eşim de yürüyerek geçecek oraya. Bizim ev yakın çünkü gideceğimiz yemek yeme yerine. Biz de şimdi böyle annem, anneannem, ben geçiyoruz. Babam da oraya geçiyor. İnci. Anneciğim. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ah. Ah. İnci de bayağı büyüdü dışarıda. O yüzden böyle işte rahat son anda bir kafede de oturduk. Arabaya yakın bir yerde. Hani 6'ya kadar oylandık çünkü eşimin de 6'da eğitim bitiyordu. Onu bekledik birazcık da. Öyle yani çok iyi tam her şey iyi denk geldi. Bir araba vardı hazırlamakmışken birazcık daha onun yerine doğru gittim. Çünkü çok trafik de var. Böyle tam pazarın bitiş anına denk geldim bir de. İnci de durmuyor. Ekstra gerildim şu an arabada. Annemleri bekliyorum. Umarım bir an önce gelirler artık. Sonra bugün bir takipçimle irtibatlaştık. Balıkesir'de yaşıyormuş o da. İnci. Benim için böyle gözlük ipleri yapmış boncuktan. Kendisi yapıyormuş. Instagram'dan takip edenler için onu da etiketleyeceğim Instagram'ımda. Oradan ulaşabilirsiniz zaten. Böyle çok cici. İnci'ye de hatta bileklik hediye vermiş. Onunla öyle görüştük. Kafeden çıkarken haberleşmiştik.
Öyle güzel bir aktiviteli bir gün oldu. Şimdi yemekte görüşmek üzere. Ben beyti söylüyordum. Söyledim. Beyti yiyoruz. Eşim fırın beyti. İnci. İnci. Patlıcığa geldik. Bal bardağıma böyle katmer söyledik. Simit katmer diye geçeceğim. Düz katmeri yedik. Düz olanı yedik. Bu da künefesi. Böyle yendi bitti ve çok güzel şey koltuk devam ediyorlar. Bu da güzel bir şey. Bence baygınlığını alıyor. Dede'ye gidiyoruz. Hepinize bizlerden bir pazar sabahı günaydın. Değil mi İnci Kış? Şimdi biz anneanneme kahvaltıya gidiyoruz. Annemle anneannemler yan yana oturuyorlar. Dedik bugün babalar günü değişiklik yapalım. Bebek arabamızla değil mi? Gidiyoruz şimdi yürüyerek. Hem birkaç alacağımız var marketten. Bak sen şuna. Ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bir de nasıl gülüyordun? Allah. Arkamdaki prizle ve İnci'nin pijamasıyla merhaba. Şimdi eve geldik biz annemlerden. Orada çekemedim çünkü telefonum şarj olmuyor. Hatta telefonumun bataryası için servis gerekli diye bir uyarı alıyorum artık. Yani mesela böyle şarjım %50 iken bir anda %10'lara, %20'lere düşüyor. Hiçbir şey yapamıyorum telefonumla. Şimdi eve geldik. Saatimiz 3.30-4'e geliyor. Gelirken de markete de uğradık. Alınacaklar vardı zaten. Şimdi hayatımda ilk defa balık yapacağım. Söylemesi yaptır, levrek aldık. Benim eski evdeyken karşı komşum Selda her pazar yaparlardı. Ama biz normalde balık sevmeyen bir çiftiz. Çok tezat oldu bu durum ama. Yani böyle hiç aklıma gelmez böyle balık yemek. Sadece böyle bir hamileyken bildiğiniz aşermiştim balığı, canım çok istemişti. O zaman böyle çok iştahlı, böyle çok canım çekerek yemiştim balığı. Ama bugün böyle denemek istedim. O yüzden iki tane büyük levrek aldık. Fırında yapacağım. Ama şimdi önce anneme sordum nasıl yapmam gerektiğini. Çünkü bilmiyorum. Normalde alüminyum folyo ile yapılıyor genelde tarifler, biliyorum onu. Ama alüminyum folyo çok zararlı olduğu için ben hiçbir yerde hiçbir türlü kullanmam alüminyum folyoyu. Yani evimde yoktur zaten, hiç almam da aldım hatırlamam yani. O yüzden fırın kağıdıyla, pişirme kağıdıyla denemek istiyorum. Bakın biraz tariflere de bakacağım ama bildiğim kadarıyla soğan falan konuluyor içine. Ben göreceğiz, şimdi birlikte yaparız. Şimdi birazcık uzandım. İnci yuvasında. İnci ne yapıyorsun? İnci arkasını dönmüş, bir işler yapıyor. Öyle yani, güzel bir pazar oldu. Babalar günü de kutlamış olduk. Hem gerçi dün biz kutlamıştık zaten, dışarıda yemeğe çıkmıştık. Hediyelerimizi falan vermiştik babama. Ve Gamze ile bırak eşime de hediye almış. Çok güzel bir böyle Lacoste gibi bir şey almış ama çok farklı. Onu da gösteririm sizlere. Biraz uzandım, dinleniyorum bir yarım saat kadar. O arada şimdi bir ıhlamur demledim. Anneannem baştan ıhlamur toplamış. Hem İnci'ye içireceğim birazcık ıhlamur. Sakince uyur diye. Daha sabahtan beri bir kere uyudu. O da toplasanız bir saat. Yani bir de öğlen uyudu pardon. Ama toplamda bir saat anca uyumuştur herhalde. Aslında çok uykusu var ama direniyor uyumamak için. İnce. İnce. Hadi. Annem. Şimdi böyle gülmeyi öğrendi. Babam hep böyle gülüyor. Hiç uyuma niyeti yok gibi. Çok sıcak. Hemen yani yüzü mesela kızardı İnci'nin ve çok fazla güneş görmemesine rağmen genelde evdeydik. Böyle bir 10 dakika 15 dakika falan dışarı çıktı. Öğlen çok ağladı bir ara. Babam çıkardı kapının önüne ama cildi anında kızarmış. Şimdi uzanıyorum, dinleniyorum. Daha sonra balık yaparken görüşmek üzere. Bir de şehriye çorbası yapmayı düşünüyorum yanında da. İnci'ye de yapacağım. Yarın çünkü anneme de gidecek. Anneme de götürmesi için ayıracağım İnci'ye. Öyle şu anda. Anne azıcık dinlensin, sonra balığın başına geçecek. Ve şimdi artık ben yemeğimizi yapmaya başlıyorum. Saat 6'ya geliyor zaten. Biz böyle iki tane
büyük levrek almıştık. Gayet büyüklükleri de ideal. Yani büyüklükleri de ideal bizim için. Şimdi bunları hatta bir şeyin içine koyacağım. Yani bunları da böyle halka halka küçük küçük doğrayacağım patateslere. Soğan bir tane. Sosu için de limon ve zeytinyağı kullanacağız. Bir de ben yanımda da tarhana çorbası yapacağım. Hem dedim inci çay bir yandan. O şekilde aklıma geldi. Şimdi hemen bakalım, başlıyoruz. Balıkların üzerine böyle tavuk butlarını çizermiş gibi çizikler atacağım 2-3 tane. İçleri güzelce pişsin diye. Soğanı ve limonları böyle halka halka yapıp içlerine koyacağım. Nasıl olacak bilmiyorum, ben de merak ediyorum. Şimdi birlikte başlıyoruz. Ve şimdi bu şekilde zeytinyağı gezdirdim. Tuzu ve kekik koydum içine. Zeytinyağını aynı zamanda ve dağ kekiydi. Böyle daha iyi tanelilerden. Üzerine çizikleri attım. Böyle içlerine de birazcık gezdirdim. Zeytinyağını ve limon ve böyle bir soğan koydum içlerine de. Patatesleri de etrafına koydum. Tat olsun diye. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Şimdi üzerine de ben birazcık daha direkt şey yağlı kağıtla kapatacağım. Biraz o şekilde pişecek. Daha sonra da yağlı kağıdı alacağım. Hafif kızarmasını sağlayacağım. Merakla bekliyorum ben de. Yağlı kağıdı da böyle birazcık suda ıslattım. Suyunu sıktırdım ve üzerine o şekilde kapattım. Şimdi artık fırına gitmeye hazır. Ne yapıyorum? Direkt onlara şimdi koyayım. Normalde, evet onlara koy direkt. Şimdi normalde şehriye çorbası yapacaktım aslında terbiyeyle. Ama ve lakin şerbiyem. Geçe gerek yok. Sen ne yapıyorsun? Ben ıhlamur koyuyorum. Ihlamur. Anneannemin bahçesinden ıhlamurlar geliyor. Neyse şehriyem olmadığı için o zaman şu anda tarhana yapıyorum. Kurtarıcı çorba. Önce birazcık zeytinyağında böyle şekilde bir sarımsak da koydum. Rendede ekledim. Kıvırıyorum kokusu çıksın diye. Daha sonrasında tarhanalarımı atacağım. Hem inci de yiyecek bunlar. Çünkü çok seviyor tarhana çorbasını. Hem de yarın birazcık da anneme götüreceğim tarhanayı. Balıklarım da şurada şöyle fırında oluyor. Merak ediyorum nasıl olacak. Biraz kısayım dereceyi. Ve salatam da hazır. Ay tabakları yaptım çünkü ben limonlu yemiyorum salatayı. Bu eşimin, bu da benim tabağım. Güzel oldu yani şu an salatamda. Ve de tarhana çorbası yaptım. İnce şuraya ayırdım. Balıklarım da wow. Şöyle olmak üzere. Üzerindeki kağıdı da aldım birazcık tuttuktan sonra. Bir 5 dakikaya da tamamen olmuş olacak. Ve balıklarım hazır. Biraz şuradaki patatesim yanmış bir tanesi ama gerisi çok güzel duruyor. Balıklar çok güzel pişmiş. Bakalım tadı da umarım güzeldir. Şimdi artık bize afiyet olsun. Dedemiz kızımıza böyle bisiklet aldı. İnci. Hadi bakalım. Anneciğim. Makas yok mu? Yok. Ya kapat. İnci babana hediyeni verdin mi? İnci. Süpürge de süpüreceksin oturduğun evet. Yere. Bunu nasıl yapmışlar? Sana açarken hemen şunu göstereyim. Nerede? Aa senin hediye anca geldi. Nerede? Evet. Bakayım benim. Ağla hadi. Hadi ağla. Görüşümler. Yazın var. Babana hediye mi aldın gizli? Seni. Bakayım fotoğrafına öndeki. Çok daha güzel bir de yazımız var. Bana özel. İnci'm teşekkür ederim kızım. Ne güzel annenle düşünmüşsün.
Anne ne düşünmüşsün ne güzel. Baba. Efendim. Dedesi sana sesleniyor. İyi. Baba. Bir oraya ısıracak. Bir iki. Dede. Hepsi benzin. Bir iki benzin. Dede. 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 Bir oraya ısıracak. İçi de peşin. Babam. Bak sen. Seni gidi seni. Evet. Hani öpücük, hani yap dedi, hadi. Yap. Hadi. Ya artık kapanışı annemlerden yapıyorum. Böyle bugün de, bu akşamı daha doğrusu sizler için küçücük çektim. İnci'nin ilk bisikleti dedemizden hediye oldu. Bunu istiyordum, çok arıyordum. Güzel de denk geldi o yüzden bugün. Gittik babamla aldık. İnci de yanımızdaydı hatta alırken. O da çok mutlu oldu, çok beğendi. Yani bence öyle hissettim. Çünkü çok sakindi. Mesela hiç sıkılmadı. Şimdi annemler biz yemeğe gelmiştik ve artık birazdan eve geçeceğiz. Saat 9 şu anda. Şimdi yavaş yavaş uykusu geliyor zaten. O yüzden kalkacağız. Şimdi o yüzden burada artık kapanışı yapıyorum sizler için. Vakit ayırıp bir izlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Başka içeriklerde, başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi, zil butonu olsun lütfen unutmayalım. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şuraya bırakıyorum. Şurada bir yer izimi. Hepiniz hoşça kalın. Bye bye.